Evet. 6. sıramızı tamamladık. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 3 4 5. 5 taneyi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra boyunca bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Sıramızın sonunda toplamda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 7. sıramızın sonunda. Misafirimiz de var bu arada. İnci. İnci, neden geldin anneciğim? Neden geldin anneciğim? 7. sıramızı tamamladık. 8. sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tek örüp bir artırma yapıyoruz 8. sıramızda. Sıra sonunda toplamda 48 adet ilmeğimiz olacak. 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. Sıra boyunca 7 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlayacağız. Sıramızın sonunda toplamda 54 adet ilmeğimiz olacak. Evet 7 tek örüp bir arttırma yaptık. 9. sıramızı da tamamladık. Sıra sonunda 54 adet ilmeğimiz oldu. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda 8 adet ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. 8 tek örüp bir arttırma işlemini 10. sıramızda toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Sıramızın sonunda toplamda 60 adet ilmeğimiz olmuş olacak 10. sıramızın sonunda. Evet 60 adet ilmeğimizi 11 12 13 ve 14. Sıralarımızı toplamda 4 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde 4 sıra örelim. Evet şöyle arkadaşlar. Vücudumuzu 4 sıra yani 11 12 13 ve 14. sıralarımızı tamamladık. Burada bacaktan ister düğme ile isterseniz şöyle göstereyim size de. İsterseniz şöyle büyük bir düğme ya da bir e, 16 milim aparat yani eklem aparatı. Şöyle iki parça. Eklem aparatında iki tane parça bulunuyor. Şu şekilde. E, i̇sterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Hobbymon sitesinden bu tarz aparatları işte e, tüm amigurumi malzemelerini o siteden temin edebilirsiniz. Şöyle ya da istiyorsanız düğme de takabilirsiniz. düğmemde bu 16 milimetre ise düğmem benim 20 milimetrelik bir düğme şöyle eklem aparatı da takacaksanız düğme de takacaksanız geçiş yeri bacakları biliyorsunuz 17. sıramızı tamamlamıştık 20 adet ilmeğimiz vardı 18. sıramda bir azaltma yaptım 2 tek ördüm bir azaltma yaptım bu ilk e, yani aparat ya da düğmenin yerini belirleyeceğimiz yeri sol bacak sol bacakta bir az azaltma iki tek bir azaltma yaptım Şöyle şu yan kısmına gelecek şekilde ayarlayacağım. Tekrar 1, 2 2 tek ördüm. 1 azaltma daha yapıyorum. Yani 1 azaltma 2 tek, 1 azaltma, 2 tek ördüm bir azaltma yaptım. Burada aparatımıın yerini ayarlayacağım. Burada bir zincir çekiyorum. Bir taneyi atlayıp bir diğer ilmeğime batıyorum. Bir, iki. İki tane tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 18. sıramdan 1 2 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Son kalan ilmeğimi de bir taneyi de tek olarak öreceğim. Dediğim gibi buraya İsterseniz şuradaki boşluk bıraktığımız bir zincir çekerek bıraktığımız yere isterseniz aparatınızı yerleştirin. İsterseniz düğmeyi takacağız. Düğmeyi de nasıl takacağız? Şu şekilde. Düğme için arkadaşlar şöyle şu şekilde iki kat ip yaptım. İpimi bağlarken de dört kat bağlayacağım. Yani düğmemi şöyle dışa bakacak şekilde takacağım için şöyle bir deliğinden iki ipimi birlikte çekiyorum. Diğer delikten de ip, iki ipimi birlikte çekeceğim. Çünkü ipi biraz kalın bağlamak istiyorum. Kullandığım ip yine Katanya'nın ipi. Katanya'nın ipleri bayağı bir sağlam ipler. Eğer varsa elinizde böyle tesbih ipi filan daha sağlam ipler varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu düğmeyi de arkadaşlar şöyle bu bacak sol bacağımızdı. Sol bacağımız için şu kısma düğmeyi yerleştireceğim. Yani bacağın şu kısmına iç kısmına yerleştireceğim. İsterseniz buraya aparatınızı da yerleştirebilirsiniz. Bir miktar küçülttüğüm için. Evet bacağım bu iç kısmına yerleştirdikten sonra şurada bir tane zincir çekmiştik. Bu zincirin içerisinden bu iki ipimi birlikte alacağım. Bacağın diğer tarafına geçireceğim daha doğrusu 4 ipimi diyeyim. O zincir çekerek atlattığım yerde olacak. Şöyle bacağın içerisine bir miktar daha yerleştiriyorum. Evet bu zincirimizin üzerine ilmeğimizin aparatınızı da taktığınızda şu vida kısmının geleceği yer sol bacakta burası olacak. Evet buradan sonrası için 17-18. sıramızı tamamladık. 18. sıramızda 1 2 3 4 5 tane azaltma yaptık. 20 adet ilmeğimiz vardı. 15 adet ilmeğimiz kaldı. Bir tane de burada atlatma yaptık. 14 tane ilmeğimiz kalmış oldu. 18. sıramızın sonunda 19. sıramıza geçiyoruz. 19. sıramızda 14 adet ilmeğimiz var şu an. Şöyle. Evet 19. sıramdan bir, iki. İki taneyi tek tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Burada biraz örmesi sıkıntı olacak ama düğmenin üst üst kısmını bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Bir azaltma yaptıktan sonra bir tek örüyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar burada boşluk olarak atladığım ilmeğimin üzerine de bir tane zincir çekmiş, atlamıştık. Onun üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. 1 Bir, bir sık iğne daha yaptım. Burada bir tane daha azaltma yapacağım. O atladığım ilmeğimin üzerine ördükten sonra şuradaki ilmeğime de bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. Burada son kalan 1 2. 2 adet ilmeğimi de azaltma yapacağım. 20. sıramızı da 17 18 19. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 19. sıramızın sonunda da arkadaşlar 1 2 3 4 5. 5 tane azaltma yaptık. 14 adet ilmeğimiz vardı. 5 adet azaltma yaptıktan sonra 9 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 20. sıramıza geçiyoruz. 20. sıramıza geçmeden önce şu kısmına yani düğmenin şuradaki kısık kısmına biraz daha elyaf katabilirsiniz. 19. sıramızı tamamladık. 20. sıramıza geçiyoruz. 20. sıramızda bir tane tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Hatta direkt azaltma yapıyorum arkadaşlar. Tek örmedim. Bir tek ördüm, bir azaltma yaptım. Bir azaltma daha yaptım. Burada bir tane tek örüyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. Zaten burada artık kapatacağız. Son kalan 2 adet ilmeğimi de bir azaltma daha yapıyorum. Evet bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle bir tane şöyle içerisinden ilmek kaydırma yaparak çıkıp burayı kapatacağım. Şöyle dikebileceğimiz kadar e, ip bırakıyoruz. Şöyle arkadaşlar ucu küt bir iğne ile dikeceğim. Şöyle ipimi çıkartıyorum. Bu sol bacağımızın, evet şöyle şuradaki üç kısımdaki ilmeklerin arasından geçip, evet şöyle ilmeklerin arasından geçiyoruz. birleştireceğiz. Şöyle çıkacağım bir noktadan ipimi de sabitleyeceğim. Bacağın iç kısmına doğru ya da arka kısmına doğru birkaç kez böyle giriş çıkış yapacağım. Evet bu şekilde sabitliyorum. Şöyle keseceğim ipimi de. Şöyle baş parmağımız burada. Bu sol yani e, vücuda birleştireceğimiz sol bacağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer sağ bacağa geçeceğiz. Sağ bacak içinde. Evet diğer e, şöyle sol bacaktı. Sağ bacak içinde arkadaşlar. Şu iç kısımda. Şöyle hemen bu ilk başta sıranın başında yani 17 18. sıramızın başında bir taneyi atlayıp bir diğerine batıyorum. 1 2 tek ördüm bir azaltma yapıyorum. 18. sıramızın yani 18. sıramız boyunca 2 tek örüp bir azaltma yapacağım. Yine arkadaşlar bu da e, şöyle bakın. Diğeri bacağımızın iç kısmına gelmişti. Bu da yine aynı şekilde bacağımızın şu iç kısmına gelecek. Düğmemizin ya da aparatımızın yeri bu şekilde olacak. 2 tek örüp bir azaltma yaparak sıra sonuna kadar 18. sıramın sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 20 adet ilmeğimiz vardı. 1 Sıra sonunda şöyle bir tane atlatma yaptım. 2 tane tek örüp bir azaltma yaptım. 2 tek bir azaltma, 2 tek bir azaltma, 2 tek bir azaltma ve en sona 3 tane ilmeğimiz kalıyor. 3 tane ilmeğim kaldığında bir tek örüp bir azaltma yapacağım. Sıra sonundaki 3 adet ilmeğimi burada yani 17 18. sıramızın sonunda 1 2 3 4 5 bir tane de burada atlama yaptık. 6 tane azaltma yapmış olduk. Sıra sonunda 6 azaltmadan sonra 14 adet ilmeğimiz kaldı. Yine buraya aparatınızı ya da düğmemizi diğerinde olduğu gibi aynı şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet, diğer bacağımız için de şöyle ben yine düğme kullanacağım. Aslında aparat e, kullanmak istiyordum ama düğme kullanmak istedim. Çünkü belki kollara da aparat takarım diye. Benim elimde şu an bir tane aparatım var. Hazırda olan Evet, diğer düğmemi de şöyle iç kısma doğru çevirerek. Evet, şöyle. Bunu da yine şuradaki hemen boşlukta bir tane ilmek atlamıştık hemen işaretleyicimizin önünde. Oradan çıkartıyorum. Şöyle şu kısmını biraz boşaltacağım düğmeyi oraya doğru iteceğim. Evet bu şekilde. Şu iç kısma biraz daha, şu dış kısmına biraz daha elyaf tepiceğim şuradan. Evet buradan sonrasında yine aynı şekilde şöyle 18 19. sıramızda bir azaltma yapıyorum. Bir tek örüp bir azaltma yapıyorum. 19. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Yani diğer bacaktaki gibi aynı işlemi bu bacakta da uygulayacağız. Bir tek örüp bir azaltma yaparak 19. sıramı tamamladıktan sonra 20. sıramda da aralıksız olarak azaltma yapıp yine aynı şekilde uç kısmını dikeceğim. Evet, son kalan bir adet ilmeğimi de tek olarak örüyorum. Burada yine aralıksız olarak azaltma yapacağım. 1 2 3 Evet yeterince azalttıktan sonra şöyle ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. Yine aynı şekilde dikeceğim. Evet bacaklarımızı bu şekilde tamamladık. Şöyle baş parmaklarımız öne gelecek şekilde şu şekilde. Şuradan da iplerimizi bu şekilde aldık. Şimdi arkadaşlar vücutta bunları birleştireceğiz. Şöyle işaretleyicimiz arka kısma gelecek şekilde şu yan kısımlara takacağım. Burada da arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve 9. sıraların arasına şöyle tığımı buradan takıyorum. Evet şuradan tığımı takacağım da isterseniz şurayı da sayarım. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19. ilmekten tekrar aynı sıradan arada 19 tane sık iğne bırakıyorum. Şöyle birini bu taraftan takacağım. Şöyle iplerimi iç kısma doğru alıyorum. Burada iplerimi iki 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 ayıracağım. düğmemizi alacağız. Şöyle karşısına. Evet, birini birinden çıkartacağım. Diğer ikisini de diğer delikten çıkartıp burada bunu sıkıca bağlayacağız şöyle düğmemizi. Çok sıkı bir şekilde bağlayın arkadaşlar. Mümkün olduğunca sıkı olsun. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Evet bu şekilde taktım. Şu iplerin arkadaşlar ben değiştirdim. Ee, biraz çürük gibi geldi bana. Evet 60 adet ilmeğimizi 4 sıra düz bir şekilde örmüştük. 2 sıra daha örelim. Yani toplamda 10 11 12 13 14. sıramızı örmüştük. 14 15 16 ve 17. sıralarımızı 3 sıra daha düz bir şekilde örelim. Evet 17. sıramızı da ördük. 17. sıramızı ördükten sonra 18. sıramızda 8 tek bir azaltma yapıyoruz sıra boyunca. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. 18. sıramızın sonunda toplamda 54 adet ilmeğimiz kalacak. Evet tamamladık 18. sıramızı. 19, 20 ve 21. sıralarımızı 3 sıra düz bir şekilde örelim. Evet 3 sıra ördük. 3 sıra ördükten sonra düz bir şekilde şöyle 10 11 12 13 14 15 16 17. 18. sıramızda azaltma yapmıştık 6 defa. 54 adet ilmeğimiz kalmıştı. 18 19 20 21. sıralarımızı düz bir şekilde ördük. 22. sıramızı da arkadaşlar 12 tek bir azaltma yaparak 1 2 3 3 defa 12 tek bir azaltma yaptım. Ee, en sonda da 3 3 defa tekrarladım. 12 tek bir azaltmayı. 3 6 9 10. En sonunda da 10 tek örüp bir tane daha azaltma yaptım. Bu sırada da toplamda 4 defa azaltma yapmış olduk. Sıra sonunda 50 adet ilmeğimiz kaldı. 21. sıramızın sonunda 50 adet ilmeğimiz kaldı. Toplamda 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz 50 adet ilmeğimizi. Evet, 50 adet ilmeğimizi 25. sıramızı da tamamlayarak 1 2 3 sıra 4 sıra düz bir şekilde ördük. Yani 25. sıramızı da tamamlamış olduk. 26. sıramızdan 1 2 3 4 5 6 tekrar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 26. sıramdan 1, 2, 3, 22 adet ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 26. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz kalacak. 2 tane azaltma yaptık 26. sıramızda. 48 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 48 adet ilmeğimizi toplamda 10 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan öreceğiz. 26. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Yani 36. sıramızda dahil olmak üzere 10 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örelim.